geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Duygu merhaba. Global medyada bugün yaptığım taramada ön plana çıkan 4 konuyu söyleyeyim önce. Türkiye Çin aşısını bekliyor. Christmas günü yine olumsuz COVID haberleri. Başkan Trump'ın af yetkisi tartışma yarattı ve nihayet Brexit tamam ama kim kazandı belli değil. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Çin üretimi Sinovac, Türkiye'deki aşı testlerinde %91,25 oranında etkili oldu. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması. Başta Çin'de yayınlanan Global Times, Reuters, ABC birçok yayın organında bu haber var. Ankara pan-Türkçü renkler taşıyan dış politikasını değiştiriyor mu? El Monitor. Özellikle Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidara gelmesi ve Türkiye'nin, daha doğrusu Ankara'nın İran ve Rusya'ya karşı olası direnişi konusunda bir yorum. Direnişlerle karşılaşmasına rağmen Ankara, Maghreb'te nüfuzunu arttırıyor. L'Orient Le Jour, Lübnan. Erdoğan 2021'de Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Jakarta Post. Türkiye, mali piyasalarda güvenirliği sağlamak amacıyla faiz oranlarını yeniden yükseltti, Financial Times. Türkiye, yasa tasarısı sivil toplumu tehdit ediyor, Human Rights Watch, İnsan Hakları Gözlemevi. İstanbul, Tahran, İslamabad, demiryolu, kargo seferleri gelecek yıl başlayacak. Bunu yayınlayan Eurasian Times, Hindistan. Ankara'nın yayınladığı son Navtex, Türkiye'nin kendi karasuları içinde ancak Yunanistanlı yetkililer yine de kaygılı. Greek City Times. Kürdistan Özerk Bölge Başbakanı Amerikan askerlerinin Irak-Suriye sınır bölgesine yerleştirilmesini istedi. El Monitor. Batı dünyasının 6 büyük gazetesine geçiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlıyoruz. New York Times. Yenilmiş bir başkan için yakınlarını affetmek bir acizlik itirafıdır. Pensilvanya'da bir adam ölmüş annesinin adına Trump'a oy vermekle suçlandı. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den gelen bütün yolculardan COVID-19 negatif testi isteyecek. Güney eyaletlerinde, Amerika'nın güney eyaletleri yani Tennessee, Alabama, Georgia, Güney Carolina, Florida ve Texas'ta vaka sayısında patlama. Sağlık çalışanları aşıya erişebilmek için kendi aralarında kapışmaya başladı. Modern aşk. Adam gitti, yarı çatlak birisiyle evlendi, benimle. Eş ve anne olarak gerçeği söylemeyi öğrendim. Bu nedenle kocam ne zaman yalan söylese hemen anlarım. Cemal Khashoggi cinayetinin belgeselini çekti ancak yayınlayacak popüler platform bulamıyor. Washington Post'a geçtik. Trump af yetkisini kendine sadık adamlar için kullandı, savcıları zor durumda bıraktı. Trump yönetimi COVID aşısı konusunda kendisine pay çıkarmak istiyor ancak Trump taraftarları bunu engelliyor. Cumhuriyetçi Parti, demokratların $2,000'lık yardım çeki girişimini engelledi. Uzmanlara göre aşı, İngiltere'de ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili. Aylar süren tecritten sonra İtalya'da yaşlıların kaldığı bakım evlerinde kucaklaşma odalarında hastalar yakınlarıyla fiziki temasa geçebilecekler. Dua etmek ya da manevi destek almak için ille de kiliseye gitmeniz şart değil. Amerikan futbolu takımlarından New England Patriots neden Ermenilerden söz ediyor? Çünkü kulübün yöneticileri Ermeni. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles Times. Los Angeles'ta dün 140 kişi COVID-19'dan öldü. Yetkililer uyardı. Kapalı alanlardaki dini ayinlere katılmayın. COVID yardımları kesinleşmemişken
Trump Florida'da golf oynamaya gitti. Demokrat Partili olmak için vakit hiçbir zaman geç değil. Bu bir yorum başlığıydı. Avrupa'dayız. İngiltere Guardian. Boris Johnson başarı uğruna İngiltere'yi AB'nin karşısına dikiyor. Johnson Brexit'i gerçekleştirdi ama bu sonuçlardan kimse memnun değil. Birleşik Krallık'ta günlük ölüm sayısı 574'e çıkarken Başbakan ulusal çapta kapanmaya karşı çıkıyor. Atina'daki ilk resmi cami Noel için yeniden açılabilecek. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ın başarısının sırrı muhafazakarlığında. Trump'ın af operasyonu başkanlığın prestijini yerlerde sürükledi. Şimdi artık daha da aşağılara gidebilir ve gidecek. Bu da bir yorum başlığıydı. Fransa'dayız Le Monde. Brexit sonrası anlaşmadan iki madde. Gümrükler yeniden tesis edilecek ve Avrupalıların balık avındaki kotaları azaltılacak. Söz konusu anlaşma metni 1500 sayfa. Roma'dan Manila'ya, yani Filipinlerin başkentine, Noel virüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı bir şekilde kutlandı. Paris Saint-Germain teknik direktörü Alman Thomas Tuchel görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Şampanya hangi ülkede nasıl içilir? Zafer kutlama içkisinin incelikleri. Covid-19'un neden olduğu krizin en büyük kaybedeni hukuk oldu. Bunu yazan Profesör Arjan Vidalnake, bir hukuk profesörü. Son gazetemiz Liberasyon. Brexit. Şimdi artık Johnson için pek parlak olmayan bir gelecek başlıyor. İngiltere'de başbakanlık zafer çığlıkları atarken başkaları yaslara büründü Brexit nedeniyle. Trump'ın affettiği şahsiyetler aslında başkanın zehirli hediyelerini almış oldu. Covid, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkumların kurtarıcısı ve celladı. Çünkü 2020'deki infazların 1/4'ü ertelendi ama yine de yüzlerce mahkum idam edildi. Duygu? Ragıp Duran, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar.